Öncelikle hepinize hoş geldiniz. Hocamızın da belirttiği gibi ismim Tuğba İkbar Vergi Öçmen. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinden geliyorum. Bu çalışmayı yine Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinden Süheyla Ayvaz'la birlikte yaptık. Sağlık iletişimi ile ilgili birçok konu farklı yönden ele alındı. Biz de sağlık alanıyla iletişim disiplinini bir araya getiren sağlık iletişimine kamu spotları üzerinden bakmak istedik. Bu noktada kamu spotları doğru sağlık davranışı kazandırma amaçlı kullanılan kitle iletişim yöntemi uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkar. Biz de bu sebeple Sağlık Bakanlığı'nın Ağustos-Ekim 2016 tarihlerinde yayında olan kamu spotlarını gösterge bilimsel çözümleme yöntemiyle analiz ettik. Kavramsal çerçeveye çok değinmeyeceğim, direkt spotlara geçeceğim. Bu noktada ilk spotumuz Değerli Anlar isimli kamu spotudur. Bu spotun ana temasına ve verilmek istenen mesajına baktığımız zaman sigaranın bırakılması ve bu bırakma davranışının devam ettirilmesi olduğunu görürüz. Spot tamamen baba ve çocuk ilişkisi üzerinden kurgulanmıştır. Ayrıca insan sağlığının önemine yönelik de bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Şimdi kampanya öncelikli olarak babalar ve çocuklar olmak üzere toplumun tüm bireylerine ulaşmayı da hedeflemektedir. Görsel dile bakıldığı zaman kameranın baba ve çocuk ilişkisinin geçtiği her sahnede bel çekimle yani orta çekimle verdiği görülür. Bunun gösterilen anlamına baktığımız zaman kişisel ilişkiler doğrultusunda ortaya çıkan yakınlık, samimiyet, umut ve destek duyguları karşımıza çıkar. Yine sözel dilde de hadi baba ve sen yaparsın söylemleriyle bunu destekleriz. Yine sloganda da geçen bu derlemleri daha güzel yaşayabilmek için sigarayı bırakın söyleme bunu destekler. Spota genel olarak baktığımız zaman çekicilik türlerinden bağlı olma gereksinimi unsurunun kullanıldığını görürüz. Bağlı olma gereksinimiyle tüketim kültürüyle birlikte gün geçtikçe artan bireycilik anlayışı karşısında bağlılık duygularına yer verilir. Baktığımız zaman yani hem sağlığa hem de aileye verilen önemi spotta görürüz. Bu durumu yine sloganda vurgulanan aileyle geçirilecek anların kaliteli ve sürekli olması çerçevesiyle de görürüz. Yine bunu da Bartın'ın yaptığı çekicilik sınıflandırmaları arasından aile sevgisi, birliktelik ve mutlu ev yaşantısı unsurlarıyla desteklememiz mümkündür. Yani bu kapsamda değerli anlar kamu spotunun bir bilgilendirme, uyarma, teşvik ve ikna etme amacı taşıdığını söylememiz mümkündür. Gönderge sistemleri ise aile, paylaşım, mücadele ve dayanışma üzerine kurgulanmıştır bu spota baktığımız zaman. İncelenen ikinci kamu spotu geleceğin bağışçısı isimli kamu spotudur. Bu spotun ana temasına baktığımız zaman kan bağışlanması ve bu davranışın devam ettirilmesi olduğunu görürüz. Verilmek istenen mesaj bu spotta tamamen paylaşmak söylemi çerçevesinde kurgulanmıştır. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma temaları üzerinden kurgulanan bu spotta insanların birbirine olan ihtiyaçları ön plana çıkarır. Şöyle ki, insanların birbirine olan ihtiyaçlarının giderilmesi sonucunda toplum bilincinin güçlendirilmesine özellikle vurgular yapılır. Hedef kitlesine baktığımız zaman hedef kitlesinin sınırlandırılmadığını, bunun aksine tüm kesimi, toplumun tüm kesimine yine hitap ettiğini görürüz. Spotta sağlık iletişimi yöntemlerinden de medyada savunuculuk unsurunun kullanıldığını yine bu spotta açık bir şekilde görürüz. Çekicilik unsurlarından yine bu spotta da bağlı olma gereksinimi kullanılmıştır. Yani önceki spotta da söylediğimiz gibi bireycilik anlayışından ziyade daha çok bağlılık duygularına dikkat çekilmektedir. İlk sahnede genç işçimiz Turuncu, diğer orta yaşlı işçi ise mavi bir tulum giymektedir. Şimdi baktığımız zaman genç işçinin turuncu tulum giymesiyle ilerlemeye ve enerjiye vurgu yapılırken, bunu temsil edilirken mavi tulumla ise daha çok duyarlılık, sadakat, güven, sakinlik gibi duygular temsil edilir. Bu anlamda hem renk hem de birey seçimiyle yaşam döngüsüne de vurgu yapıldığını görürüz.
İkinci sahneye baktığımız zaman Türkiye maçının kullanıldığını görürüz. Türkiye maçının kullanımıyla da hem dayanışmaya hem de milli duygulara dikkat çekilir. Üçüncü sahneye baktığımız zaman işaret diliyle anlaşan sağır bir çifti görürüz. Burada yine duygulara yönlendirme yapılarak aşk unsurunun kullanıldığını görürüz. Şimdi bu sahnelere baktığımız zaman sıcaklık çekiciliğinin kullanıldığı açık bir şekilde görülür. Sıcaklık çekiciliği, aşk, aile, arkadaşlık, dostluk gibi ilişkilerin kullanımıyla yumuşak ve pozitif duyguları bu noktada ifade eder. Anlatım tarzına baktığımız zaman duygusal bir anlatım tarzı kullanarak yine duygulara hitap etmeye çalıştığını görürüz. Bunu müzik kullanımı da destekler. Müzik kullanımıyla yine duygusal bir etki yaratılmaya çalışılmıştır. Sloganlarda en dikkat çekici ve akılda kalıcı unsurlar olduğundan dolayı bu spotun sloganında da geçen düzenli kan bağışlıyoruz, hayatı paylaşıyoruz söylemiyle de yine bu etki güçlendirilmeye çalışılmıştır. Bunlar dışında sahnelerin her birinde vurgulanan, ekmeğimizi paylaşıyoruz, sevincimizi paylaşıyoruz, sevgimizi paylaşıyoruz ve hayatımızı paylaşıyoruz söylemleriyle toplumsal değerlere dikkat çekilmektedir. Yani baktığımız zaman bu spotun kan bağışına destek amaçlı tamamen toplumsal değerleri kullandığını da söylememiz mümkündür. Gönderge sistemleri ise aşk, aile, paylaşım ve yardımlaşma üzerine kurgulanmıştır. Diğer baktığımız spotlarda da yine aynı sonuçlara ulaştık. Bunlar diğer spotlarımız. Şimdi sonuç olarak baktığımız zaman Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı spotların sağlıklı olmaya yönelik gönüllü bir davranış üretmeyi hedeflediğini söylememiz yine mümkündür. Bunun için kamu spotlarında duygusal, rasyonel ve ahlaki kodlar ön plana çıkarılır. Bağlılık, paylaşma, mücadele gibi ideal toplumsal davranışların kazandırılması da hedeflenir. Bunun için de aşk, aile, baba sevgisi, merhamet, kaygı, ölüm korkusu gibi negatif ve pozitif duygular hem görsel dilde hem de sözel dilde işlenerek kamuoyunun dikkati bu şekilde yönlendirilmeye çalışır. Süre kısıtlı olduğu için çok uzun tutmak istemedim. Teşekkür ederim.